Ömer Bey merhaba. Bizi ağırladığınız için öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinliğe siz de ev sahipliği yapıyorsunuz ve destekleriniz de çok önemli bizler için, gerçekten teşekkürler. Rally Bodrum 90'lı yıllarda acayip popülerdi. Gerçekten etaplar dolup taşıyordu seyirciyle. Dünya çapında organizasyonlar yapılıyordu. Uzun bir aradan sonra geçen yıl tekrar başladı. Ve çok da başarılı organizasyonlar oldu. Sizin desteklerinizle gerçekten. Anlatır mısınız, nasıl bu birliktelik başladı? Siz bu olayın içine nasıl girdiniz? Geçen sene BOTA Rally Bodrum adı altında bir organizasyon yapıldı. İlk başta Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz buradan. Diğer yandan da BOTA'nın yönetim kurumundaki arkadaşlarımıza da teşekkürler. Bu sene Rally Bodrum adı altında ilk defa TOFES tarafından Shell Helix 2022 şampiyonasında Bodrum etabı yer aldı. Bu bize ayrıca bir gurur verince ve sonrasında da tabii rekor bir katılımla gerçekleşiyor. Umarım gelecek senelerde WIC yarış takvimine girmesini de isteriz. Biz heyecanlıyız, gururluyuz. Bunun içinde de BODER olarak biz elimizden geleni yapacağız. Bu organizasyonun tek bir kelimeyle özetlemek istenirse, rally bir hayattır, yaşam biçimidir. Ben gençliğimde pilot olarak seçmelere girmiştim. Fakat elendim. İşitme cihazı kullandığımdan ötürü sağlık kontrolünden geçememiştim. Evet, çok ayıp etmişler. Evet. Hiç unutmuyorum ya. Uno. Uno kaptı. Uno kaptı. Evet ya. Bayağı geçmişsiniz var. Ama evet sizin? Ya. Ben geçemedim işte. Sağlık kontrolünde o başarısız olduğum için. Olsun. Evet. İçimde hala bir yarış var. Bodrum gerçekten spor cenneti diyebiliriz. Ve bu organizasyonlarla da devam edecekmiş. Geçen hafta da bisiklet turu vardı. Görüşlerinizi alabilir miyim? Geçen hafta Cumhurbaşkanlığın bisiklet turnuvası vardı. Ondan öncesinde Optimist turnuvası vardı, uluslararası düzeyde. İlginç şu ki sadece Bodrum, deniz, kum, güneş olarak anımsatmamamız gerekiyor. Sporla da gerçekten de iç içeyiz. Özellikle uluslararası organizasyonlar çok önemli değil mi? Hem evet, turizm evet. İçin. Tabii kesinlikle. Yapacağımız çok şeyler var. Bunu biliyoruz. Biz de buna hazırız. Heyecanlıyız. Bize güvendikleri için çok çok teşekkürler. Onları utandırmayacağız. Daha çok çalışacağız. İnşallah gelecekte çok daha güzel etkinlikler olacak Bodrum'da. Biz de takip edeceğiz. Son olarak turizmle ilgili konuşmak istiyoruz. Malum savaş etkiledi. Beklentiniz ve hazırlıklarınız ne yönde? 9 ay öncesinde BODER seçimleri olmadan önce bir gazeteci bana bir soru sormuştu. Soru da şuydu. Neden BODER'e giriyorsunuz? Neden siz aday olmak istiyorsunuz diye sorulduğunda ben dedim ki kötü günler için varım dedim. Keşke söylemeseydim. Gerçekten kötü günler geldi. Yani başkanlık döneminde bana kısmetmiş yani. Benim kaderimde bu varmış demek ki. Yangın sonrasında işte savaş, ondan sonra Covid vakalarının belli bir sayıda artması, yani kendi içimizde ekonomik sorunlar oluşması. Hepsi üst üste geldi. Aslında olumlu bir gelişme var. Sizin de burada paylaşmak istiyorum. İngiltere'den ilk uçuşlar başlandı Bodrum'a ve gerçekten de uçaklar dolu geliyor. Bu bize ümit veriyor. Biz başaracağımıza inanıyoruz. Sezonu çok iyi bir şekilde kapatacağımıza inanıyoruz. Güçlüyüz, inançlıyız. Başaracağız yani. Evet Ömer Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel duygularınızı paylaştınız bizimle. Çok da katkıda bulunuyorsunuz. Devam da edeceksiniz. Bu noktada tekrar teşekkür ederek yarışta görüşmek üzere. Görüşürüz. Rally Bodrum'a start vermeden önce Nejat İşler'in anlatımıyla Bodrum'u izliyoruz. Bodrum. Masal mı? Gerçek. Yoksa her dizisinde insanı çağıran bir efsane mi? Bilmem ki. En etkisi mavi. Masmavi. Erkenden başlamalı insan. Aşkla yapmalı mesleğini. Mesela benim sevdam bu sandaletler. Sanki tüm dünya ayaklarını uzatmış tezgahına. O yüzden yazıyorum ismini. Hepsinin altına. Thank you.
herkesin aradığı bir bodrum var mı? Benimkisi mavi. Denizi. Gökyüzünün mavisi.